Merhaba değerli öğrencilerim, kıymetli arkadaşlar. 9. sınıf programımıza devam ediyoruz. Bu dersimize de bir güzel soruyla, eğlenceli soruyla başlamakta yarar görüyorum. Baran Alp, bir elinin bileğine kadar hacmini kendisine bir zarar vermeden zekice bir planla hesaplıyor. Bunu en az malzeme kullanarak ne şekilde başarabilir? Arkadaşlar, siz düşünmeye devam edin. Konu içinde zaten çözümünü görmüş olacağız. Tamam. Değerli arkadaşlar, madde ve özellikleriyle ilgili ikinci dersimizde birlikteyiz. Düzgün geometrik şekilli cisimlerin hacim hesapları ile ilgili pratik bir çalışma yapacağız. Hacim hesaplarının klasik çalışmalarını görmüştük bir önceki dersimizde. Özellikle geometride işinize yarayacak, fizikte özellikle keyif alacağımız bir durumu sizinle paylaşmak istiyoruz. Ayrıt oranı K ise alan oranı k kare ve hacim oranı da k küp olarak hesaplanır. Bu cisimler arasındaki geçişlerde bize imkan sağlar arkadaşlar. Ancak bir ikazda bulunmakta yarar görüyorum. Bakın, bir cismin tüm ayrıtları aynı oranda artıyor ya da azalıyorsa bu geçiş kullanılır. Dikkatli olmanız lazım. Bakalım, örneklerle zenginleştirelim arkadaşlar. Ayrıtları a, 2a, 3a olan x, y, z küpleri şekildeki gibidir. X küpünün hacmi 2 santimetre küp ise y ve z küplerin hacimleri kaç santimetre küptür? Önce klasik çözüm yapmak istiyorum arkadaşlar. Küpün hacmini nasıl buluyorduk? Ayrıtın küpü olarak buluyorduk. O zaman x'in bir ayrıtı a olduğuna göre a'nın küpü ne kadar? 2 santimetre küp. Problem yok, verilmiş zaten. Y'nin ayrıtı 2a, 2a'nın parantez küpünü alırsanız 8 a küp yapar. A küp 2 olduğuna göre 16 santimetre küp olarak rahatlıkla buluruz. Çok güzel. Z'nin bir ayrıtı 3a, 3a'nın parantez küpü eşittir 27 a küp. Dolayısıyla a küp yerine 2 koyduğunuz zaman arkadaşlar 54 santimetre küp olarak bulursunuz. Gayet güzel. İsterseniz devamını başka bir renk kalemle gösterelim. Mavi ile olsun. Değerli arkadaşlar, bunu hesapladık. Bir de pratik olarak hızlı yapmak için şöyle yapabiliriz. Ayrıtları yazıyorum bakın. X'in ayrıtı A iken hacmi V ise, Y'nin ayrıtı 2A, o zaman hacmi 8V olur. Z'nin ayrıtı 3A, hacmi o zaman 27V olur. Küp üzerinden gidiyoruz. Doğru mu? Bu durumu dikkat alarak değerlendirdiğiniz zaman V'nin 2 santimetre küp olduğunu vermiş. O zaman 8 çarpı 2'den 16 santimetre küp, yine 27 çarpı 2'den 54 santimetre küp olarak rahatlıkla bulabiliyoruz. Gördünüz mü? Çok güzel. Değerli arkadaşlar, devam ediyorum. Yine bir başka tasarımla karşı karşıyayız. Bu sefer de örnek olarak yarıçapları R2, R3, R olan X, Y, Z küreleri şekilde verilmiştir. X'in hacmi 1 desimetre küp ise Y ve Z kürelerin hacimleri kaçar litredir demiş. Dikkat edin arkadaşlar, burada hemen şunu algılıyoruz. 1 desimetre küp eşittir 1 litredir. Önce bir kere bu bilgiyi hatırlamanızı tavsiye ediyoruz. Önce yine klasik çözmek istiyorum arkadaşlar. X'in hacmi ne kadardır? 4 bölü 3 pi yarıçapı R olduğu için R'nin küpü. Bunun arkadaşlar 1 desimetre küp olduğunu bize söylemiş. Duruyor kenarda. Y için 4 bölü 3 pi 2R'nin parantez küpü. Dolayısıyla hacim 8 katına çıkmış oluyor. Dolayısıyla 8 desimetre küp olur. Bu da aynı zamanda 8 litre yapar diyebilirsiniz. Çok güzel. Z için yarıçap, yani ayrıt olarak kullandığımız yarıçap 3R. O zaman 4 bölü 3 pi 3R'nin parantez küpü. Dolayısıyla ne yapar? 27 katı yapıyor. 27 desimetre küp olur. Dolayısıyla 27 litre olarak kayıtlara geçmiş olur. Çok güzel. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yine pratik olarak üstteki analizimizi geliştirelim bakın. X'in ayrıtı olarak yarıçapını R aldığım zaman Y'ninki 2R, Z'ninki 3R mi? Ayrıtın küpü üzerinden gidiyorum arkadaşlar. O zaman X'in hacmini V alırsam Y'nin hacmi 8V, Z'nin hacmi de 3'ün küpü olduğu için 27V olur. Dolayısıyla siz hemen geçişi yapıyorsunuz. Bakın, V 1 desimetre küp ise 8V 8 desimetre küp, 27V'de 27 desimetre küp olarak bulunur. Aynı zamanda litre olduğu için bir daha yazmama gerek yok. Doğru mu? Doğru. Tekniği öğrenmiş oluyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar.
Bir başka örneğimiz. Bu sefer de koni aldım, dik koni. X'ye dik konileri şekildeki gibi ayrıtlara sahiptir. Buna göre X'in hacmi 6 santimetre küp ise Y'nin hacmi kaç santimetre küptür? Değerli arkadaşlar, burada da önce klasik üzerinden değil, pratik üzerinden gitmek istiyorum. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, taban yarıçapları R'ye 2R, yükseklikleri de H'a 2H. Yani bütün ayrıtlar kendi cinsinden iki katına çıkmış. Dolayısıyla bizim pratiğimize uygun, doğru mu? Eğer bu oranlama kısmı bütün ayrıtlar için geçerli olmasaydı pratik yapmanız mümkün değildi arkadaşlar. Ayrıt oranı o zaman K, X'ten Y'ye geçtiğiniz zaman 1 bölü 2 oluyor, doğru mu? O zaman hacim oranı bunun küpü olur, 1 bölü 8. Yani X'in hacmi V ise Y'nin hacmi 8V olacak demektir. Dolayısıyla değerli gençler, kıymetli arkadaşlar, hemen şöyle yapıyorum. V'nin arkadaşlar 6 santimetre küp olduğunu söylemiş X'in hacminin. O zaman 8V ne yapar? 48 santimetre küp, 8 ile çarpmış oluruz. Doğru mu? Doğru. Klasikten de hatırlatma yapalım isterseniz. X'in hacmi ne kadardır? Pi r kare çarpı h bölü 3. Bunun hacmini V olarak tanımlarsam pi 2r'nin parantez karesi çarpı 2h'tan bölü 3 zaten konik yapı olduğu için geçerli. 8V oluyor, gördünüz mü? Dolayısıyla yine 1'e 8 oranını formüllerle de test etmiş olduk. Bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bir de güzel bir çalışmayla bu bölümü tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bir 3R taban yarıçaplı 3H yüksekliği bir dik konimiz var arkadaşlar. Bunun 3 bölümden yükseklik olarak 3 eşit yüksekliğe bölmüşüz bunu. 3 basamaklı bir koni yapı var elimizde. Bu durumda arkadaşlar en küçük yani h yüksekliğindeki koni için pi r kare h bölü 3'ten bunun hacmini v olarak alırsam 2h yükseklikteki koninin hacmi pi 2r'nin karesi çarpı 2h bölü 3'ten 8v yapar. O zaman 3h yüksekliği için aldığımız zaman arkadaşlar 27v yapıyor, gördünüz mü? Yani ayrıt oran bölümü kullanılırsa h'a karşılık hacim v ise 2h'a karşılık hacim 8v, 3h'a karşılık 27v. Bunları dilimlerin üzerine de yazabilirim artık. En üstteki koninin hacmini v aldığım zaman 2h'lık koninin hacmi 8v ise burası arkadaşlar 7v kalır. Yani kızıl olan 7V kaldı. Yeşil olan arkadaşlar ne olur o zaman? 19V olur. Doğru mu? Topladığımda 27V'yi tamamlaması gerekiyor. Bu güzel bir yaklaşımdır. Aklınızda kalsın. Lazım olduğunda kullanacağız arkadaşlar. Evet. Olayı biraz değiştirelim. Şekli düzgün olmayan, dikkat edin, maddelerin, cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi. Yani garip şekilli arkadaşlar. Garip şekilli cisimlerden, maddelerden bahsedeceğiz. Bu nasıl oluyor bakın? Patates, çakıl taşı, kum gibi sıvıda, suda çözünmeyen katıların hacimleri sıvıların akışkanlık özelliğinden yararlanılarak dereceli silindir, ölçekli kap veya taşırma kabı aracılığıyla bulunur diyoruz. Yani burada sıvıların hacim hesabını nasıl yaptığımızı da hatırlatmış olacağız kendimize, doğru mu? Çok güzel. Ancak bir uyarım var arkadaşlar, dikkat edin. Sıvılar akışkanlıkları nedeniyle konuldukları kabın şeklini alır. Sıvının üst yüzeyi yer çekimi nedeniyle yer yüzeyine paralel olur. Yani düz kalır. Bu arkadaşlar açık denizde çok uzun mesafeler gittiğiniz zaman aslında denizin yüzeyi tam düz değildir biliyorsunuz. Dünyanın yuvarlak olması nedeniyle kütle merkezinin, çekim merkezinin dünyanın merkezi olması nedeniyle, anlaştık mı? Bu ama kısa mesafelerde düz olarak algılayabiliyoruz rahatlıkla. Bu ölçümlerde özellikle de suyun kullanılması, suyun akışkanlık açısından ileri düzeyde olmasıdır. Bir kabın delik mi delik değil mi olduğunu anlamak için de biliyorsunuz su kullanılıyor. Anlaştık? O da aklınızda dursun arkadaşlar. Hemen çok güzel bir çalışma aldım. Ölçekli dereceli kapların kullanım şekline göre arkadaşlar 3 fotoğrafını koydum sizin için. Dereceli silindir. Sıvıların hacimlerini ölçmeye yarayan eşit bölmeli veya istenen uygun bölmeli cam ya da plastik şeffaf kaptır. Niye şeffaf? Dışarıdan gözüksün seviyeyi, suyun seviyesini ya da sıvının seviyesini görelim diyedir. Hemen bakın arkadaşlar bunu soru haline de getiriyorum aynı zamanda.
Dereceli silindirde dikkat edin. Ölçeklendirilmiş 100, 200, 300, 400 verilmiş ama sıvı ya da suyun seviyesi nerede? O zaman benim ölçeklendirme yapılan yerlerin arasında kısa mesafeler gözüküyor. Kısa ölçekler. Onlar da o zaman nedir? 50, 150, 250 ve 350 ölçekleridir. Doğru mu? Yazılmayanları da biz yazıyoruz. O zaman sıvı seviyesi nerede dikkat ederseniz su seviyesi 350'nin üzerinde. O zaman 350 santimetre küp su var arkadaşlar dereceli kabımızda, silindirimizde. Anlaştık mı? Çok güzel. Hemen ölçekli maşrapa. Arkadaşlar maşrapanın buradaki farkını özellikle vurgulamak için aldım. Evlerde çoğunlukla arkadaşlar annelerin mutfakta kullandığı ölçekli maşrapalar söz konusu olabiliyor. Ama maşrapanın dereceli silindirinden farkı ne? Dereceli silindir adı üzerine silindir düzgün. Maşrapa ise tabanına göre genişleyen bir kaptır. Ölçek sıralamasına dikkat ederseniz ölçekler yukarı çıktıkça arkadaşlar sıklaşıyor. Çünkü kap genişliyor, doğru mu? Bunu gözden kaçırmayın. Dereceli silindir daha çok arkadaşlar kimya, biyoloji, fizik laboratuvarlarında deneyler için kullanılır. Ama ölçekli maşrapayı da arkadaşlar evde ihtiyaç olarak kullanabiliyoruz. Maşrapadaki renkli sıvının hacmi ne kadardır diye sorarsam yine ölçeklendirmeye göre arkadaşlar 100-200 varsa o zaman şurası 50, burası da 150 olacaktır. Doğru mu? O zaman seviyemiz 150'de durduğu için 150 santimetre küp hacme sahiptir diyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Taşırma kabı akma seviyesine kadar sıvı alabilen kaptır. Taşırma kabı da ölçekli olabilir. Arkadaşlar burada bakın sıvının yani sıvını işte su olabilir ya da başka sıvı olabilir. Akaç seviyesine kadar ancak sıvı alabiliyor kap. Akaç açıksa yani ağzında bir tıkaç yoksa sıvı seviyesinin akacın üstüne çıkması mümkün değil. Koyduğunuz akar buradan unutmayın. ÖSYM arkadaşlar birinci basamak sınavında özellikle bu tür soruları çok sever. O yüzden buradaki fotoğrafları iyi etüt etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen uyarımıza bakın dikkat edin. Bu halde içine bırakılan cisim geri alındığında eksilen seviye taşan sıvı hacmini dolayısıyla cismin batan hacmini verir deyip buradan çok güzel bir sorgulama yapılabilir diyoruz. Anlaştık? Çok güzel. Devam ediyoruz. Örneklerimiz. Değerli arkadaşlar hemen icraatımızı geliştirelim. Eşit bölmeli dereceli silindirde A düzeyine kadar su vardır. Kırmızı değerli taş su içine yavaşça bırakılınca su seviyesi D noktasına dengeleniyor. D noktasına dengeleniyor. Buna göre yakut taşının hacmi en az kaç santimetre küptür? Arkadaşlar hacminin en az ifadesi tamamen sıvı içine girmesi kastıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla tamamen sıvı içine girecek zaten taş olduğu için dibe çökmesi normal olarak beklenen bir durum suda batması. Şöyle dibe oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıvının seviyesinin arkadaşlar D düzeyine çıktığını göreceksiniz. Doğru mu? Tabii taşın hacmi kadar hacimli. Taşın hacmini V olarak kabul edersem o V hacim yukarı çıkmış olacak. Çünkü çözünme yok burada. Doğru mu? Doğru. Kabımızı ölçekli vermiş. Dikkat ettiniz mi? Bu ölçekli kabı hemen analiz etmem gerekiyor arkadaşlar. Kabın tamamı, silindirik kap tamamı 50 santimetre küp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ölçek. O zaman her bir aralık 5 santimetre küpe denk geliyor. O zaman sıvının işgal ettiği, yani yerini değişen sıvının işgal ettiği yer A'dan D'ye çıkmış. Doğru mu? Dolayısıyla aralık kaç aralık geçmişiz? 1, 2, 3 aralık geçmişiz. 5 çarpı 3'ten 15 santimetre küp. Dolayısıyla burada taşın hacmi arkadaşlar ne kadardır? 15 santimetre küptür. Yakut taşının renginin de kırmızı olduğunu bu sayede de hatırlatmış olduk. Tamam. Bir başka güzel örneğimiz. Dereceli silindirde 40 santimetre küp çizgisinde su vardır. Yandaki yarıçapı 1 santimetre olan dolu demir kürelerden 6 tanesini kullanıyoruz arkadaşlar. Yavaşça suya bırakılırsa su seviyesi en fazla kaç santimetre küp çizgisine ulaşır? En fazlayı koyduğumuz 6 tane bilyenin tamamen su içinde bulunmasını istemiş bizden demektir. Yani 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6 tane şöyle yerleştirelim arkadaşlar.
Dolayısıyla bir bilyenin hacmi ne kadardır? V eşittir 4 bölü 3 küre olduğu için pi r küp. Dolayısıyla 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 1'in küpünden 3'ler gidiyor. 4 santimetre küp hacme sahiptir. 6 tane bilye 6 çarpı V'den 24 santimetre küp yapar. Bilyelerin tamamı sıvı içinde, su içinde işgal ettiği için hacim. Dolayısıyla onların hacmi kadar sıvı yukarı doğru çıkmak zorunda kalacaktır. Onların işgal ettiği hacmin yerindeki suyun yukarı çıkması demek 24 santimetre küp suda yükselme gözükür. O zaman 40'ın üzerine 24 eklediğiniz zaman arkadaşlar 64 santimetre küp çizgisine ne yaparız? Ulaşırız. Cevabımızı da bulmuş oluyoruz bu sayede. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir başka güzel örneğimiz. Ölçekli kapta 40 santimetre küp çizgisinde seviyelenmiş, dikkat edin, kuru kum var. Seviyelenmişten kasıt üzeri düzlenmiş demektir. Kaba 50 santimetre küp su dökülüp yeterince beklenince, suyun seviyesi niye yeterince bekleniyor arkadaşlar? Bütün boşluklar dolabilsin diye. Suyun seviyesi 75 santimetre küp çizgisine ulaşıyor. Buna göre başlangıçta kumun içinde kaç santimetre küp hava boşluğu vardır? Kumun gerçek hacmi kaç santimetre küptür? Burada arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. 40 santimetre küpün üzerine 50 santimetre küp su eklediğimizde eğer kumun içinde boşluk olmasaydı, bu 50'yi koyduğunuz zaman beklenen hacim ne olacaktı? 90 santimetre küp. O zaman biz bunu V beklenen diyorum arkadaşlar. Ne kadar olacaktı? 40 artı 50'den 90 santimetre küp çizgisine ulaşmış olacaktık. Çok güzel. Devamını renklendirmek istiyorum arkadaşlar. Peki, kumun içindeki boşluklara suyun bir kısmı sızacağı için son seviye ne oluyor arkadaşlar? Son seviye bakın 75 santimetre küp çizgisinde kalıyor. O zaman şu aradan kaybolan su nereye inmek zorunda arkadaşlar? Kumun içine. O zaman ne kadar su kumun içine girmiş olacak? 15 aşağı düşmüş. Yani 15 santimetre küp su kumun içerisinde yer almış olacak. Bu da bize o zaman arkadaşlar V son ne kadardı? 75 santimetre küp gözüküyor. O zaman arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleme hakkımız oluştu. V boşluk, kumun içindeki boşluk ne kadar oldu? 90-75. Şekilden gördük ama yine de yazıyorum. 15 santimetre küp oluşmuş oldu arkadaşlar. Ha, kumun gerçek hacmi ve kum gerçek diye yazarsanız kumun gerçek hacmi de ne olur? 40 santimetre küp normal görünen hacmiydi. 15 santimetre kübü boşluk olduğuna göre onu düşüyorsunuz. O zaman 25 santimetre küp kumun gerçek hacmidir diyor, ifade edebiliyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel bir yaklaşım. İlla bir formül aramayın arkadaşlar. Hemen taktiği kullanıp işi bitiriyoruz. Bir başka örneğimiz. Ölçekli kapta seviyelenmiş, yine bakın 55 santimetre küp çizgisinde ne var diyoruz? Suyumuz, kuru kumumuz var. Kaba 80 santimetre küp su döküldüğü halde kaptan taşabilecek minimum 17 santimetre küp su taşıyor. O zaman siz 80 santimetre küp su koyduğunuz zaman kaptan arkadaşlar 17 santimetre küp su taşıyormuş. Şunu anlıyoruz. Demek ki kap bir kere ağzına kadar kesinlikle dolacak. Doğru mu? Ağzına kadar doluyor, bir de üstüne 17 santimetre küp de taşıyor. Peki, o zaman taşmasaydı olaya nasıl bakacağız? Şöyle düşünelim isterseniz ilk etapta. Bakın, beklenen hacim ne kadardır? Beklenen hacim arkadaşlar, ve beklenen diyorum. Normalde elimizde 55 santimetre küp kumumuz vardı. Artı üzerine 80 santimetre küp eklediğiniz 135 santimetre küp hacim bekliyorduk. Doğru mu? Bu 135 santimetre küplük hacmin arkadaşlar 17 santimetre küpü dışarı taşmış. Doğru mu? 17 santimetre küp dışarı taştı. Ne yaptı? 118 santimetre küp kaldı. Güzel. Peki kabımız en fazla 100 santimetre küp olarak gözüküyor. O zaman 100 santimetre küplük kabın içinde 118'lik hacim olmaz. Peki bu aradaki fark arkadaşlar, 118 santimetre küpün yüzünü düştüğünüz zaman aradaki 18 santimetre küplük hacim kimdir arkadaşlar? Boşluğun hacmidir. O kadar su nereye girmiştir? 18 santimetre küp su
kuru kumun içine girmiştir arkadaşlar. Anlaştık mı? Tersten kontrol edebilir, teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel bir sorumuz daha var bu anlamda. Dereceli kapta arkadaşlar 52 santimetrelik çizgisinde seviyelenmiş yine kuru kumumuz var. Kaba 4 santimetrelik su dökülünce kaptaki su seviyesinin 13 santimetrelik çizgisinde dengelendiği görülüyor. Bunu hemen şöyle bulmak istiyorum, yapmak istiyorum. Bakın, siz 4'ü koyduğunuz zaman normalde kumun içine su girdiğinde arkadaşlar burası 13 santimetre küp çizgisinde suyu yakalamış oluyoruz. İçerisinde 4 santimetre küp su olduğu halde suyun seviyesi burada. Bu şu anlama geliyor bakın. 13 santimetre küplük seviyenin içerisinde 4 santimetre küp su var. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Daha diyor kaba en fazla kaç santimetre küp daha su konulabilmesi beklenir diyoruz. Sonradan konulacak olan. Onu da şöyle düşüneyim hemen. Diyoruz ki biz geri kalan kısım aradaki kum seviye farkı ne kadar oldu? 39 santimetre küp. O zaman bunun için arkadaşlar x kadar diyelim, bilmiyoruz. Ne kadar hacim yakalayacağız o zaman arkadaşlar? 13'e 4 ise 39'a 3 katı 3 katı 12 santimetre küp daha su alabilir demektir kalan kısım, doğru mu? O zaman bu kısmın içerisine 12 santimetre küp daha su girebilecek demektir. Bir de aradaki fark arkadaşlar %52 arasında 48 santimetre küplük yine su koyabileceğimiz bir bölüm var. O zaman aradığımız cevap arkadaşlar nedir? 48 artı 12'den 60 santimetre küp daha su ekleyebileceğimizi söylüyor bize. Anlaştık mı? Çok güzel bir çalışma. Son sorumuz olarak arkadaşlar, dikkatle bakalım. Evet, yandaki sistemde değerli yeşil taş ölçekli taşırma kabına bırakılıyor. Dereceli silindirde ise su seviyesi 3 santimetre çizgisine ulaşıyor. Bakın 10 santimetreden 3 santime ulaşıyor. 1, 2, 3 santim çizgisi. Taban alan 10 santimetre kare verilmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Dereceli silindirin taban alanı 10 santimetre kare ise zümrüt taşının hacmi kaç santimetre küptür? Çok güzel bir çalışma. Arkadaşlar bu zümrüt taşını, yani yeşil taşımızı arkadaşlar kabın içine bıraktığımız zaman tamamen sıvı içinde kalacak şekilde dibe oturdu. Taşması için arkadaşlar önce bir kere şu bölümün dolması lazım. Yani 95'ten 120'ye kadar olan bu ara bölüm kaç? 25 santimetre küp. Buranın bir kere dolması lazım. Üzerine bir de buraya taşması gerekiyor. 3 santimetre seviyesine kadar taştığı zaman buraya dolan su ne kadardır? 3 çarpı 10'dan 30 santimetre küp de buraya dolmuş olur. Doğru mu? O zaman bu yeşil taşımızın hacmi ve zümrüt diyoruz. Zümrüt taşının hacmi ne kadardır? 25'i aşmak için orayı dolduracak, artı 30'da taşan olacak. Dolayısıyla 55 santimetre küplük bir hacme sahip olması beklenir diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste kütle üzerine çalışma yapacağız. Elimizin hacmini de nasıl ölçeceğimizi arada fark ettiniz değil mi? Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar.